güzel bir insanı size takdim edeceğiz. Cenap Türk Savaş. Hangi yılda unuttum ama bayağı bir yıl önce, yani belki 20 yıl geçmiştir üzerinden. Fakülteden Murat adında bir arkadaşım dedi ki, bak seni çok güzel bir mekana götüreceğim. Orada dedi bir bira içeriz fakülte arkadaşı olarak. Edebiyatçılar geliyor, sanatçılar geliyor dedi. Gittik. Hakikaten çok hoşuma gitti. Dekoru, gelen insanların o nezaketi, sohbeti. Miko kafeydi orası. Sonrasında karşısına hemen o sokakta Can Yücel'in büstü konuldu. Ama Cenap Bey sırf bunları yapmadı. Aslında Alsancak'a, İzmir'e kültür sanat anlamında çok güzel projeler hayata Evet. geçirmek için uğraş verdi. Sevgili Cenap Türk Savaşı anarken eşi sevgili Elçin Türk Savaşı da anmamız lazım. Bu ikili karı koca hakikaten köhnelikten dökülen bir Alsancak sokağını son derece yüksek düzeyde elit bir kültür sanat sokağı haline getirdiler. Bu açıdan bakıldığı zaman Cenap Türk Savaş bir belediye değil. Cenap Türk Savaş bir devlet değil. Cenap Türk Savaş bir sanayici veya iş adamı değil. Ama şunları başardı. Eşi Elçin Hanım'la birlikte Can Yücel Sokağı'nı yarattı. Can Yücel'in isminin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce verilmesini sağladı. Miko Ege Kültürü dergisini yayınladı. Ücretsiz dağıttı. Ege kültürünün gelişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladı. Miko Ege Kültür Dergisi ile Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülü aldı. İngiltere Konsolosluğu'nun Sokak Ligi projesinin sponsoru oldu. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şükrü Tül Eski Eserler Koleksiyonu müze bağışçısı oldu. Birçok arkeolojik eserleri üniversiteye bağışladı. İtalyan Konsolosluğu'nun Roma Sikkeleri kataloğuna sponsorluk yaptı. Kısa Film Festivali'nin spor sonlarındandı. Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera Balesi destekçilerindendi. Devlet Opera ve Balesi'nin Buca Azizler Kilisesi sahnesinin kurucularından oldu. Klozomenai Antik Kenti kazı çalışmalarına sponsor oldu. Ulubuzun ve İzmir Kayıkları projelerini de destekledi. Bir Şehirde Yaşamak isimli İzmir fotoğraf sanatçıları ve şairlerinin eserlerinin yer aldığı anı kitabını İzmirlilere hediye etti. Birçok resim, fotoğraf sergisi ve kitap tanıtımının da sponsoru oldu. Efendim bir tek kişi eşiyle birlikte bu İzmir'de bunları yaptı. Nerede yaptı? Miko Kafe isimli bir elit kafede yaptı. Biz zaten sevgili Cenab'ı ve Elçin'i anlatırken görüntüde de Miko Kafe'nin içinden insansız bir görüntüsünü göreceksiniz. Romantik, sürekli olarak Leonard Cohen'den veya Charles Aznavour'dan şarkıların çalındığı bir kafeydi. Evet, tarihe karıştı. Ekonomik nedenlerle ve bölgenin kültürel çöküntüsü sebebiyle silindi gitti. Ama Cenap Türk Savaş ve Miko Kafe gönüllerde yaşıyor ve İzmir ödülünü de anasının ak sütü gibi hak ediyor efendim. Evet, hala da sosyal medyadan İzmir üzerine değil mi çok Evet. güzel projeleri, gördüğü yanlışlıkları dile getiriyor.